Evet selamlar. Bugün bir web servis oluşturacağız. Ee, daha sonra oluşturduğumuz web servisi de SoapUI UI üzerinden test edeceğiz. Ee, öncelikle web servisi nedir? Web servis aslında iki makinenin ağ üzerinden iletişim kurmasını sağlayan bir teknoloji. XML ve JSON formatlarıyla çalışıyor. Temel amacı da aslında sistemlerin birbiriyle haberleşmesini sağlamak. Platformlardan bağımsız e, HTTP protokolü üzerinden çalışıyor. E, iki, temelde aslında iki, ha, iki tür Web servis türü var. SOAP ve REST. SOAP aslında REST'e göre biraz daha ağır ama daha güvenli bir protokol. İşte bankalar, ERP sistemleri, fatura işlemleri gibi katı kurallara sahip sistemlerde SOAP kullanılıyor diyebiliriz. Burada tabii SOAP VSTL kullanıyor. Web servis iletişim dili gibi düşünebiliriz bunu. Şimdi hızlıca nasıl oluşturabiliriz? Öncelikle ben bir tablo oluşturdum. Burada ZMST test e, ne içeriyor? Modül, level, name ve cinsiyet alanlarını içeriyor. Şöyle F8 ile yürüttüğüm zaman aslında içinde e, 7 satır veri var. E, bu şekilde veri şeyler tutuyor. Vakit kaybetmemek adına bunu oluşturdum. Şimdi ss 80 işlem koduna gidelim. Burada bir function group oluşturacağım. ZMS, FG, VS dedim. Short textine de aynısını söyleyeceğim local obje olarak kaydettim. Şimdi bunun bir de function modülünü oluşturalım. Aynısının fml'sini 4 txt'inde yazdım. Oluşturdum. Ee, tablodaki dört parametreyi import olarak import parametresi olarak tanımlayacağım. Evet tanımlamayı yaptım. Export tarafında da aslında hatalı, başarılı ya da e, bir de mesaj alanı dönelim. Evet, exportları da tanımladık. Şimdi source Code kısmında da e, basit anlamda tüm parametrenin doluluğunu kontrol edelim e, ve herhangi bir parametre boşsa hata verelim. Doluysa e, tabloya kayıt atalım. Evet, tüm parametreler doluysa da şeklinde kaydımızı atalım. Eğer tablo doluysa da Gidelim Zeli tablomuzu update edelim. Kayıt başarılı şeklinde de mesajımızı dönelim. Şimdi bu kısmı tamamladık. Burada dikkat etmemiz gereken şey Attributes tabında Remote Enabled modül radyo butonunun seçili olması. Bunu seçip aktif ediyorum. Şöyle tüm objeleri aktif ettim. Şimdi fonksiyonumuzu yazdık. Aslında bu taraf tamamlandı. Burada e, More utilities deyip Create Web Service Function grubu da seçebilirdik. Function modülü de. Function grubu seçersek e, fonksiyon grubun içindeki fonksiyon diğer fonksiyon modülleri de aslında web servise açmış oluyoruz. Ben burada fonksiyon, fonksiyon modülü seçeceğim. seçeceğim. Burada service definition gireceğiz. ZMS VS dedim. Tanıma da aynısını söyledim. E, map name işaretlersek aslında işte ilk harfini büyük diğer, diğer harflerini küçük şeklinde böyle bir mapleme yapıyor. Burada bunu işaretlemeyeceğim. Continue dedim. Ee, burada alt kısımda aslında User Password ile mi gidelim? Ee, şeyi seçiyoruz. Hani Authentication kısmını seçiyoruz. Ben burada User and Password'u seçeceğim. Continue diyorum. Local obje seçtim. Devam ediyorum. Complete. Ee, burada bize aslında Service Definition yaptı. Burada gerekli tablar var. Configuration tabında Authentication kısmı Low. Ee, none dersek User Password da istemiyor. Love'da kalması bizim kafi. Burayı da aktif ediyorum. Evet, şimdi bununla birlikte servis defini tamamlamış olduk. Şimdi servis bindingi yapmak için co-manager işlem koduna gidiyorum. Evet, burada web servis configuration kısmını seçiyorum. Şu kısma evet, servis name'imizi yazacağız. ZMSVS demiştik biz. Yazıp Search'te yarattığım zaman aşağı kısımda geliyor. Servis definition'ı yapılmış. Yani aslında bizim dışarıya çıkacağımız bir servis anlamına da geliyor. Bu. Tıklıyorum. Burada create service diyorum. ZMSVS diyorum. Burayı da işaretliyorum. Next şeklinde devam ediyorum. Burada user ID ve password'ı işaretliyorum. Ben bu servise erişirken user ID ve password gireceğim. Next diyorum. Aslında finish ile ilerlediğim zaman e, burada Activate dedim. Evet zaten aktif. Republish diyerek aslında servislerim yayınlıyorum. Burada da yayınlandığına dair bilgi çıktı. Şurada şu Open Binding VSDL Generation butonuyla tıkladığımız zaman altta bize bir link veriyor. Bu linki kopyaladığımız zaman herhangi bir browserdan açarak servise ulaşabiliyoruz. E, Soa Manager tarafı da tamamlandı. Şimdi artık Soap UI'dan test etme kısmına geçeceğiz. Evet swap yo'yu açıyoruz. Burada swap butonuna tıklayarak kopyaladığımız linke girdiğimiz zaman OK deyip devam ediyorum. Username password istiyor. Devam ediyorum. Burada e, fonksiyonum aslında gelmiş oluyor. Çift tıkladığım zaman burada çalışmaya hazır bir şekilde bekliyor. Fakat username ve password girmemiz gerektiği için burada bize hata vermemesi mesela. Username ve password'ı buraya da gireceğim. Şimdi burada bir kayıt atacağız. Ne atalım? Ee, hiç olmayan bir modül yazalım. Retail L2 Gender'ı Kadın olsun Name'i de Ayşe olsun Bunu bu şekilde çalıştırdığımız zaman bize Htp'de 200 Ok döndüğünü görebiliyoruz Burada XML türünü seçtiğimiz zaman da kaydın başarılı bir atıldığını görüyoruz. Yani yazdığımız mesaj geliyor. Bir de başarısız. Başarısızı biz herhangi bir parametrenin boş olduğu denklemde veriyorduk. Şurayı boş bırakalım. Bu şekilde çalıştıralım. Burada da yine ulaşım sağlandığı için 200 ok döndü fakat kaydın başarısız olduğunu burada mesajda görebiliyoruz. Bunu bir de SAP tarafında kontrolünü sağlayalım. Tabloma gidiyorum. Çalıştırdığım zaman aslında Ayşe kaydının retail lake'e buraya geldiğini görüntüleyebiliyorum. En basit haliyle bir web servisi bu şekilde provider olarak yaratabiliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.